Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tarla sahibi Arif Tunç. Ama bunlar özellikle seni bekliyoruz. Sizi ne yaparsanız olmayacak. Başkanım da var. Biz hal konusunda çok çok mağduruz hal konusunda. Tamam, bakayım. Baktıktan sonra... Evet. Teşekkür ederim. Merhaba. Bu kadar. Yetiştikten sonraki aşama. Pazara ulaşması. Şu anda başkanım da bilmiyor. Herkes bu konuda dönemek. Şehrin içinde kaldı. Hal yeterli değil. Herkes depolara çıktı. Burada bir yerimiz var. Burada yeni belediye aldı. Mustafa Bey'in eski başkan bize söz verdi. Yani dedi. Bafra'nın altyapısı, Millet Parkı, yapacağım dedi. Bizim halesine gelince tabii 20 yıl oldu bu. Şimdi sizden istirhamı etkili getirmesin. Eşine düşün. Yani yerimiz orada mevcut. En uygun yerde orası. Hayır Sayın Başkanım, aslında arazilerin hepsini büyükşehir satın aldı. Kamulaştırma bitti. Bunlar sadece şey yaptılar, oradaki araziye yakın olan kişilerin bazıları Tarım Bakanlığı'nı mahkemeye verdiler. Niye tarım dışına çıkarttınız diye halil yapılacağı yeri. Ama ondan çok fazla bir şey çıkmaz. Yani hal yapılacak sadece şu anda mahkemelik mi? Bir de... Başkanım şimdi yürütmeyi durdurma verdi. Bu zamana kadar işlem yapılamadı. Yürütmeyi durdurma vermese yapacaktı. Hmm. Yürütme durdurma da hala kalkmadı. Kalkıyor bir daha dava açıyorlar. Kalkıyor bir daha dava açıyorlar. Şimdi örneğin yükleme başlayacak. Araçları çekecek yerimiz yok. Aracımız yok. Burada bütün millet akşam oldu buraya çıkıyor. Sebeplerini alan pikniğe yükleme. Şimdi bu güzelgah Allah muhafaza birinin çocuğu çiğnerse buradan az araç yolun çıkıyor. Kenarı mı? Tabii. Yıllık yani günlük 100 tane araç çıkıyor. Tabii, tabii. Çok sakıncalı tehlikeli duruma geldi. Yani bir an önce yapamazsa ama bir an öncenin şeyi çok bizim anladım. Elimizde değil öyle anlıyorum. Anladım. Mahkemelik bir süreç var. Yürütmeye durdurma bir şey var. Şimdi bu aslında ovanın kaderiyle oynayan orada 3-4 tane köylü var. Tarıma aykırı bir şey yapmıyoruz ki. Tarımı ilgilendiren bir şey bu. Orada, oraya yeri de ideal. Şurada hemen 1 kilometre ileride köprü var. Ayağında köprü var. Köprüden çıkan tır ırmağın karşı tarafından hiçbir yere takılmadan 5 dakikada ana yola çıkacak. Yeri de çok ideal. Yani bu köylülere diyebilir mi devletimiz? Kardeşim kaç dönüm yerini aldık? 50 yer sana. Hazineden daha güzel yerden 60 dönüm verdik. Orada şey de yapalım. İnşallah yok. Ya bunların arazisine dokunmadan 80 metre eninde 800 metre uzunluğunda kullanılabilecek alan var. Artı buranın karşısı var bak. Burada daha çok araya. Tam karşısı. Burası da mı tarım alanı? Burası hazine. Maksimum yerine getirdim. Bir de şu var mesela. Son gelişmelerde ihracat Bafra'daki kaliteli malı öğrendim. Yani bütün kış boyu buradan karnabaharı ihracat. Karnabahar güzel ama maalesef şeyimiz yok. Tesisimiz yok. Hal taşındı, taşınacak bir yer değil. Anladım. Yani bir inanın şu anda Antalya'nın, Mersin'in 30 sene önce, 40 sene önceki hallerinin durumundayız. Mahalle aralarında depolar. Ama bu problem çözülecek arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki organize de kurabilirsiniz. Ama çiftçinin burada ürettiği malı organize getirmesi mümkün değil. Halin çevresinde olması gerekiyor. Bizim bir an evvel gelişmemiz gerekiyor. Halin yapılıp etrafında paketleme tesisleri, soğuk hava depolarının yapılması gerekiyor ki Nisan ayında karnabahar bol, satılmıyor. Fiyat taban yapmış. Kaç lira? 5 lira. Siz 7 lira alın koyun depoya. Rusya talep ediyor. Devamlı gönderebilirsiniz. Ben 170 lira Rusya'ya bir sene mal yaptım. Ve güzel bir ihracat var. Şu an kardeşimle bir çalışma yapıyoruz. Murat abi başkanımızla beraber. Ama ne yazık ki altyapımız sıkıntılı. Bir çalışmaları. Bafra'nın sahibi yok. Başkanım, başkanım yanlış anlamayın. Hal yapılacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hal yapılacak. Şey değil, aynı ölçülerdeyiz. Bakın. Demin de buğday konusunda konuşmuştum orada. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ve dinledim, anladım meseleyi. Anlamak için önce sizinle böyle yüz yüze gelmek lazım zaten. Oturup konuşmak lazım. Yani sizin o yorumunuza hiç katılmıyorum. Bafra'mıza çok güzel gelişmeler oluyor. Bütün eksiklerimizi bir bir gideriyoruz. Hem belediyemiz, hem büyükşehirimiz, hem bizler. Orhan Kırcalı vekilimiz Ankara'da gece gündüz Bafra'nın meseleleriyle ilgili çözüm üretmek için büyük bir gayret ortaya koyuyor. Bizler gelip gittikçe, burası çok önemli bir yer çünkü. Burası bir gıda deposu olmasının yanında gelecek vadeden de bir ovamız bizim. Fakat şöyle bir
silsile izliyor. Bu da çok doğal. Önce tarımsal üretim, sonra o üretimin gelişmesi, ardından da ihtiyaçların çeşitlenmesi. Ne demek istiyorum? Paketlemesinden tutun. Bunların ihracata yönelik daha kaliteli bir ürün haline gelmesi, hatta işlenmesi ve tarıma dayalı endüstriyle birlikte daha katma değeri yüksek, daha iyi fiyata satılacak ve daha büyük gelir elde edecek bir başka şeye dönüşmesi bizim de hedefimiz. Bunu çok önemsiyoruz. Yoksa sadece tarlada ek kalsın, topla değil. Bunun için de doğru yeri tespit etmek lazım tabii. En doğru yer, doğru yerin sadece tek özelliği üreticiye yakın olması da olmamalı. Şehir açısından, şehircilik açısından bu şehrin bugün buraya yakın ama 10 yıl sonra başka bir yere uzak hale gelmemesi için bizim çok iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Köyler olarak o planlamada mutlaka başkanımızın gündemindedir. Ama bu süreçte yaşadığımız sıkıntı anladığım kadarıyla mahkemeye gitmiş olması, yürütmeye durdurma verilmiş olması vesaire gibi nedenleri var. Bakmak lazım. Sonuçta ben şuna kesin katılıyorum. Bu üretimin, bu kadar kaliteli üretimin kaliteli de pazarlanacağı ya da pazara ulaşacağı bir sistematik kurulması gerekiyor. Haklısınız, %100.